sosyal aktiviteyi maksimum şekilde kullanabilmek için biz de elimizdeki imkanları sonuna kadar açıkçası zorladık. Şimdi sosyal TV ekranına geldiğiniz zaman biliyorum pek çoğunuz aynı şeyi soracak mı sormadan söyleyeyim. İnsanların burada pek çok ayarı kendilerinin yapmasına izin vermek istedik. Çünkü işte insanlar belki salonların ortasındaki bir televizyondan mesajlar çıkmasını istemeyebilir. Veya bu mesajları linklemek isteyebilir. Veya seyrettiğiniz kontentlerin başkası tarafından görülmesini istemiyor olabilirsiniz. Bu yüzden öncelikle birkaç adımdan geçerek size bazı sorular soruyoruz. Evet, şimdi ben hemen bir sosyal TV'ye katılayım diyorum. Yasal uyarı geliyor. Kabul ediyorum bu yasal uyarıyı. Detayını görmek isteyen arkadaşlar olursa aşağıda şöyle gidip tüm detaylara bakabilirsiniz. Hukuk departmanımız gayet iyi çalıştı bu yüzden. %46'ına kadar almıştık. Burada biz daha önce belirlemiştik ismi ama belirlemediyseniz zaten burada bir klavye çıkıyor ve o klavye üzerinden kendi kullanıcı isminizi belirliyorsunuz ve sonra bir kullanıcı adı belirleyip oradan devam ediyorsunuz. Sosyal TV ayarlarına geçiyorum. Mesela ne izliyorum ayarı, bunu açıp kapatabilirsiniz. İzlediğim filmleri paylaş ayarı, bunu da isterseniz açıp kapatabilirsiniz. Bunları zaten kurulum yaptıktan sonra istiyorsanız kendi uygulamanın içerisinden de açık kapatabilme şansınız var. Tüm bu esnekliği sağladık kullanıcılara. Ama ilk etapta gene de net bir şekilde anladıklarına emin olmak için tüm bu soruları soruyoruz. Başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor ve hemen sosyal TV'yi kullanmaya başlıyoruz. Bu yeni kumandamız. Bu yeni kumanda üzerinden doğrudan sosyal TV butonu üzerinden kullanıcılar sosyal TV'yi kullanmaya başlıyorlar. Burada isterseniz bir program önerebilirsiniz arkadaşlarınıza. Mesela hangi arkadaşınıza önermek istiyorsanız bizim arkadaşlar gördüğünüz gibi onlar girmişler. Hemen şuradan Ümit'e bir program önereyim. Okey dedim. Gönder dedim. Ve tabii mesajı ben hızlı geçtim ama kullanıcıya öneriyi gönderdim. Bir başka bir arkadaşıma da önerebilirim. Seçiyorum. Gönder diyorum ve seçtim arkadaşımı öyle bir gönderiyorum. Aynı zamanda bu programı beğenebiliyorsunuz. Mesela daha önce beğenmişim ben bu programı, onun için bana bir kere daha beğendirtmiyor. Aslında bunu bilerek yaptık. Speküle etmesini istemiyoruz insanları. Yani sürekli beğen butonuna basarak aynı kontenti defalarca beğenip sanki içeride başka bir durum varmış gibi vaziyet yaratmasını istemiyorsunuz. İstersen bu kontentle ilgili yorum yazabiliyorum. Bu yorumları gördüğünüz gibi bizim hazır formatlarımız var. Bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Veya buradan doğrudan klavyeyi açıp bu klavye üzerinden hazır şablonlar dışında bir şey kullanarak girişinizi yapabilirsiniz. Şimdi pek çoğunuz şunu söyleyeceksiniz, burada bu klavye kullanmak zor olabilir diyeceksiniz. Turgut Beyler yeni bir iPad uygulaması bitirdiler. Şu anda test ediyoruz hep beraber şirkette. Tahmin ediyorum iki hafta içerisinde çok daha geniş kapsamlı bir iPad uygulamasını biz size sunmuş olacağız. Şu anda zaten iPhone ve Android üzerinde çalışan bir uzaktan kumandamız var. Yani Wi-Fi üzerinden doğrudan kutuya bağlanıp kullanabileceğiniz bir uzaktan kumanda var. O da aslında ilk örneklerinden biri, benzeri ürünlerin. Onun çok daha gelişkin modelini birkaç hafta içerisinde sunmuş olacağız. Oralarda da liderliği bırakmak istemiyoruz. Yani teknolojik olarak ilk platformun tüm özelliklerini net olarak kullanmaya çalışıyoruz. Eğer bu içerikle ilgili tweet etmek istiyorsanız doğrudan Twitter account'unuzu, bizim burada interaktif servisler içerisinde bir Twitter account alanımız var. Oraya kendi Twitter account'unuzu tanımlayıp şuradan burada ilgili content'le ilgili tweet edebilmeniz mümkün. Bununla ilgili hazır şablonlar var. Burada ufak bir düzenleme yapacağız. O hazır şablonları biraz daha genişleteceğiz ve iyileştireceğiz. Reza Ezer diyorum, bizim Arifemel mesaj göndermiş. Beni sosyal TV'ye davet etmiş. Buradan da mesajlarımızı açıp görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada teklifi kabul edebilirim, şikayet edebilirim veya mesajı da oradan silebilirim. Bu tür fonksiyonları da eklenip onu kabul edeyim ben. Arkadaşlık isteme eklendi. Kim ne izliyor'a bakıyorum. Bence bu çok eğlenceli bir tavşardan bir tanesi. Herkesin ne seviyor? Mesela Engin Çocuklar Yuvası'nı seviyormuş. Bir arkadaş ATV'yi seviyor. Neler oluyor kısmı da çok enteresan. Aslında burada sizin tüm arkadaş listenizin içerisindeki insanların o anda aynen, yorum yaptılar bir şeyle ilgili, bir programı beğendiler mi, nasıl bir aksiyon aldılar onları görebiliyorsunuz. Bir taraftan da mesela diyelim burada bir video ile ilgili bir yorum varsa doğrudan, evet Karaçoğa gördüğünüz gibi Keloğlan'ı seyretmiş gene 50 dakika önce. Videoyu açabiliyorsunuz veya eğer bu bir kanalsa doğrudan o kanala gidebiliyorsunuz. Mesela sosyal TV
bastım, ilgili kanala doğrudan ulaştım. Yani arkadaşımın izlediği kanal, sizin biraz daha söylediğiniz gibi maç esnasında eğer bir yolun varsa ve o maça bağlanmak istiyorsanız arkadaşlar bir yolu görüp bastım ve o kanala gittim. Ne seyrettiklerine bakıyorum. Buradan da biraz evvel size gösterdiğim ilk kurulumdaki ayarların tümünü tekrar değiştirebiliyorsunuz. Yani çevrim içi olmaktan tutun, ne izlediğinizi göstermeye kadar isterseniz ağrını hesabınızı buradan kapatabiliyorsunuz. Birkaç enteresan şey var tüketim açısından. Onları da göstereceğim size. Diyelim ki bu filmin içerisinde siz o anda bir film izlemek istiyorsunuz ve karar veremiyorsunuz ben hangi filmi izleyeyim diye. Burada gördüğünüz gibi kaç kişinin beğendiğini o filmi görebiliyorsunuz. Ondan sonra mesela o filmle ilgili yorumları da okuyabiliyorsunuz. Yorumlar kısmına geliyorum. Çok heyecanlı, çok eğlenceli demiş birisi. İşte Veylan Paran'ın hakkını veren İnder filmlerden biri demiş. Çok heyecanlı. Gördüğünüz gibi aslında büyük kısmı bizim standart hazır mesajlarımızı kullanmışlar ama demek ki beğenmişler. Ve bakın 42 tane de yorum var. Yani hiç de az buz değil. İnsanlar gelmişler demek ki bol bol seyredip yorumla yapmışlar şimdi şeyle ilgili, içerikle ilgili.